Arkadaşlar merhaba, yine bir beyin fırtınasında birlikteyiz. Hadi bakalım hızlıca başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Hangisi hücre membranının özelliği değildir? Hücre membranında en fazla proteinler bulunur, doğru. %55 oranında kitlece proteinler daha fazladır. Hacimde de lipitler daha fazla bulunur. Bu lipitlerden en fazla bulunan da lesitindir. Yani fosfati değil, kolin. Ayrıca bu fosfolipitler lipid tabaka içinde devamlı hareket halindedir. Hem laterale, hem rotasyon, hem de fleksiyon hareketi yaparlar. İşte membranın yer akışkan ve dinamik özelliği zaten buradan kaynaklanır. Dıştan içe in hareketine flip, içten dışa hareketine de flop denir arkadaşlar. Ama ester kolesterol miktarı arttıkça akışkanlık artmaz. Neden? Çünkü membranda kolesterol esterleri yani depo kolesterol bulunmaz. Altını çiz. Membranda bulunmadığı için de akışkanlıkla ilgili bir bağlantı kurulamaz arkadaşlar. Ayrıca şuna dikkat. Kolesterol miktarı arttıkça akışkanlık zaten azalır. Çünkü kolesterol tutkal gibidir arkadaşlar. Fosfolipitleri birbirine tutundurur. Yani membranı daha katı hale gelir. Zaten lipid raftlar da kolesterolün yüksek olduğu bölgelerde meydana gelir. Periferik proteinler membranında GPE kancalarına bağlıdır. Doğru. Cevabımız Denizli geçtik. Hangi organda düz endoplazmik retikulum daha az gelişmiştir? Der ne yapar arkadaşlar? 4 temel görevi var. 1. Steroid hormon sentezleyecek. Adrenal korteks, gonad. 2. Yağda eriyen ilaçları özellikle detoksifiye edecek. Nerede? Karaciğerde. Dikkat! Aynı zamanda glikojen ve lipid metabolizmasında görev alacak. Karaciğerde glikozaltı fosfataz içerir. Ayrıca glikojen ve lipid metabolizmasında görev alacak. Son olarak da kas hücresinde diyat ve triat yapısına girer ve kalsiyum depolar. Bunu da kalsekestrin proteinle meydana getirecek. Dolayısıyla düz ERE soruya göre pankreasta daha az gelişmiştir. Çünkü burada daha çok enzim sentezine, protein sentezine ihtiyaç olduğu için GER, granüllü endoplazmik retikulum daha fazla gelişmiştir arkadaşlar. Evet, akson terminalinden retrograd vezikül taşınmasında görevli ATP az aktivitesi gösteren motor protein hangisidir? Arkadaşlar dineğin retrograd taşımadan sorumlu. Burası merkez, burası perifer. Merkezden perifere anterograd taşınmadan kinezin sorumluyken, periferden merkeze retrograd taşınmadan da dineğin sorumludur. Dikkat! Bunlar mikrotübül basic motor proteinler. Biz bunu kısaca AK, RET şeklinde kısaltıyoruz arkadaşlar. Antero, kinezin, retro, dineğin, dikkat. Temelde siliyer hareketten işte dineğin sorumludur. Dolayısıyla dineğinin defektinde ne meydana gelir? Kartikeyner sendromu, yani immotil siliyer sendromu. Ayrıca kinezin de temelde aksonal transporttan sorumludur arkadaşlar. Hem kinezinin hem de dineğinin ATPaz aktivitesi vardır. DNA hasarı varlığında P53 proteini hücre siklusunun hangi fazında siklinleri baskılayarak siklusun devam etmesini önler? Arkadaşlar bu soru son DUS'ta gelmiş bir soru. Bizde de gelebilir, dikkat. P53 nedir? Tümör süpresör bir gendir. Hücrede DNA hasarında bunun miktarı artar. Özellikle geç G1 evresinde siklinleri baskılar ve CDK'yı inhibe eder arkadaşlar. Siklusu durdurur. Bu şekilde de mitozu engeller ve hücreyi ne yapar? Apoptoza yönlendirir. İşte DNA harabiyeti varlığında P53 fosforilenerek MDM2 aracılığı yıkımı önlenmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde artmış P53 miktarları da siklinleri baskılar ve hücre siklusunun devam etmesini önler. Dolayısıyla P53 proteini bu fonksiyonunu G1 evresinde meydana getirir. Özellikle geç G1 dikkat. Erken G1'de retinoblastom proteini burada önemli. Geç G1'e P53 dedik. S döneminde DNA polimeraz üzerinden siklus kontrol edilir. G2 fazında spesifik fosfatazlar, M fazında da nükleer laminler üzerinden siklus kontrol edilir arkadaşlar. Siklin CDK komplekslerine de burada yine dikkat. DAAB 462211 arkadaşlar. Bunu da yine mutlaka kodluyoruz. O halde P53 bu fonksiyonunu G1'de meydana getirir. Pekala. Siliyayı oluşturan periferik mikrotübül çiftlerini birbirine bağlayan protein hangisidir? Arkadaşlar aksonem yapımız 9x2+2 aksonem yapımız mikrotübül çatımız. İşte şuradaki her bir tesbih tanesi tübülin proteini. Bunların ikisi alfa ve beta tübülinler. Alfa beta, alfa beta. Bize ne soruluyor? Mikrotübül çiftlerini, yani şu çiftleri birbirine bağlayan yapı protein hangisidir? Arkadaşlar Nex'in mikrotübül çiftlerini birbirine bağlar, dikkat. Radyal ışından ne yapacak? Bu mikrotübül çiftlerini santral kılıfa bağlar. Nestin nöroepitelyal hücrenin ara filamentidir arkadaşlar. Konunun tamamen dışında. Connexin nedir? Bir gap junction monomeridir arkadaşlar. Proteinidir. Nexuslar oluşturur. Tektin de işte şu
alfa beta tübülinin birbirine bağlayan proteindir. Potansiyel soru, beklenen soru. Bize neyi sormuş? Neksini sormuş. Çiftleri birbirine bağlayan neksin, çift oluşmasını sağlayan protein de tektindir. Evet, hangi organ yapısında diğerlerinden farklı bir ara filament bulunur? Ara filamentler nedir arkadaşlar? Hücrenin iskeleti, çelik konstrüksiyonları, iskeletin en sağlam filamentleri ara filamentlerdir. Dolayısıyla yapısal destek sağlar. Ayrıca ara filamentler dokuya özgüdür. Histopatolojik incelemede bulduğunuz ara filament o doku hakkında direkt size tanı koydurur arkadaşlar. Buna göre aort düz kas yapısına sahip, mesane düz kas, bağırsak düz kas, quadriceps çizgili kas, kalp kalp kası. İlk etapta ne görüyoruz? Bu organlar kas hücresi içeriyor. Dolayısıyla bunların ara filamenti desmin olabilir. Demek ki birbirlerinden küçük bir farkı var. Nedir arkadaşlar bu? Aort vasküler düz kas içerir arkadaşlar. Vasküler düz kasta ayrıca vimentin ara filamenti bulunur. Vaskülerin V'si, vimentinin V'si dikkat. Dolayısıyla aort vimentin ara filamenti de içerebilir. Dolayısıyla diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Burada şuna dikkat. Laminler hücreye veya dokuya spesifik olmayan tek ara filamenttir. Neden? Çünkü çekirdeğin iç zarında bulunur lamin A, B, C. Dolayısıyla çekirdekli her hücrede bulunacağı için doku hakkında, hücre hakkında bize bilgi sağlamaz. Laminler dışındaki tüm ara filamentler dokuya spesifiktir. Dikkat! Diğer soru, nükleozom merkezinde bulunmayan histon proteini hangisidir? Arkadaşlar nükleozomlar DNA çift sarmalını katlayan, paketleyen bazik proteinlerdir. Dolayısıyla her bir nükleozom DNA artı histon yapısındadır. Burada da 5 çeşit nükleozomumuz var. H2A, 2B, 3 ve 4. Bunlar çift olarak nükleozomun merkezinde oktamerik yapıyı meydana getirir. Her nükleozomu birbirine bağlayan histon proteini H1'dir, dikkat. Dolayısıyla bu merkezde bulunmaz. Merkezde bulunmadığı için de DNA'dan en kolay ayrılan histondur. Histon 1, H1 proteini, doğru cevabımız A seçeneği. Neymiş demek ki? 2A, 2B, 3, 4 oktamer yapıda merkezde bulunur. H1'de her bir nükleozomu diğerine bağlayan bağlayıcı histondur. Evet, aşağıdakilerden hangisinde doğrudan ATP kullanılır? Yani primer aktif transport olan hangisidir? Arkadaşlar eritrosit içine klor alınması bant 3 vasıtasıyla meydana gelir. Bu bir antiport mekanizmadır. Yani sekonder aktif transporttur. İndirekt ATP kullanılır. Glikozun bağırsaktan emilimi ve proksimal tübülde amino asit emilimi, bunların ikisi de kotransporttur. SGLT aracılığı meydana gelir. Bu nedenle indirekt olarak ATP harcanır, direkt olarak değil arkadaşlar. Lizozom lümenine asidik pH sağlanması ise hidrojen ATP az pompasıyla, proton pompasıyla meydana gelir. ATP az içeriği olduğu için direkt ATP kullanılır. Zaten hatırlayın, lizozomdaki hidrolazların aktif hale gelmesi için asidik pH içerisinde yüzmesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla lizozom içinin pH'sını 5'e çekmek için hidrojen ATP az durmadan hidrojen iyonu pompalayacak. Dolayısıyla burada direkt olarak ATP kullanılır. Sonuçta ne olur? Lizozom kendi içinde asidik ortamda proteinleri parçalarken lizozom dışında sitozolde bu işi kim yapardı hatırlayın? Proteozom yapar arkadaşlar. Normal pH'da, sitozolik pH'da proteolitik etkiden proteazom sorumludur. Fruktozun bağırsaktan emilimi de yine kolaylaştırılmış difüzyonla meydana gelir. Çünkü fruktoz evin küçük beyi gibidir. İstediği şekilde her odaya girer çıkar. Dolayısıyla direkt ATP C seçeneğinde kullanılır. Pekala, hücreler arasında bulunan geçit bağlantılarla gap junction'la ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar gap junction'lar hücreler arası bağlantıların belki de en önemlisi. Temel fonksiyonu bilgi iletimi ve hücre iskeletiyle alakası bulunmaz bunların. Buna göre iki hücre arasında sadece molekül boyutuna göre geçişe izin verir, doğru. Bu şekilde bu geçitlerden su, iyonlar, ikincil haberciler, siklik AMP gibi vitaminler geçebilir. Kalsiyum artışı ve azalmış hücre içi pH neksusu kapatır. Direkt tuz sorusu doğru. İskelet kasında ve eritrositte gap junction yapısı bulunmaz arkadaşlar. Bu bağlantılar hücrede daha az enerji tüketimi sağlar, doğru. Bu durumda cevabımız E seçeneği. Hücrelerin fonksiyonel bütünlüğünü sağlar arkadaşlar bunlar. Biz buna ne diyoruz? Sinsitiyel yapı diyoruz. Özellikle nerede bulunur? Kardiyomiyositlerde ve düz kas hücrelerinde. Hatırlayın, kalp kasında interkale disklerde bol miktarda gap junction bulunur. Evet, aşağıdakilerden hangisinin yapısında elastik kıkırdak bulunmaz? Arkadaşlar laringeal kıkırdakları kodladığımız tabloyu hatırlıyoruz. Neydi bu? Laringeal kıkırdaklardan sonu oitle bitenler hiyalin kıkırdak yapısındayken baş harfleri
EKK olanlar elastik kıkırdak yapısındadır. Buna göre plica vocalis elastik kıkırdak yapıda, cuneiform K'ya dikkat, corniculat K'ya dikkat, epiglot E'ye dikkat. Bunlar da dolayısıyla elastik kıkırdak yapıda ama krikoid kıkırdak sonu oitle bitiyor gördüğünüz gibi hiyalin kıkırdak yapısındadır. Evet, yukarıdaki preparatta enine kesit alınmış periferik sinir sistemine ait bir sinir fasikülü görülmektedir. Soru gayet net. Aşağıdaki boyalardan hangisi sinir lifini saran miyelin kılıfın hem tespitini hem boyanmasını sağlar? Spot olarak da çözülebilecek bir soru. Verhoef boyası ne yapar arkadaşlar? Elastik dokuyu boyar. Von Kossa, Von Jassa dokudaki calsiyumu, kalsiyumu boyar. Ferulgen çıkmış tuz sorusu DNA'yı boyayacak. Ozmium tetroksit ise lipitleri, özellikle miyelin kılıftaki şurada gördüğünüz şu siyah kısımları boyayacak. Hem tespitini hem boyamasını ozmium tetroksit sağlayacak. Masson trikromda bağ doku, kan doku, sinir dokuyu ayrı ayrı renklerde, formatlarda boyayacak masson trikrom. Şıkların hepsi çıkmış tuz sorusu, dolayısıyla potansiyel soru. Burada da gördüğünüz gibi şurada bir aksonumuz var. Dışında miyelin kılıf, bu bir sinir lifi. Sinir lifleri bir araya gelmiş. Bunların dışında şu arada gördüğünüz şu daha açık olan kısımlar endoneuriumlar. Sinir lifleri bir araya geldi. Sinir fasikülünü meydana getirdi. Bu da en dıştan perineuriumla kaplıdır. Sonuç olarak lipitlerin hem tespitini hem boyamasını ozmium tetroksit sağlar. Buradaki tüm boyalar, boyama yöntemleri potansiyel soru. Evet, deride su ve suda çözünen maddelerin alt tabakalara geçmesini engelleyen epidermal su bariyeri hangi tabakada yer alır? Mantıklı olarak düşündüğümüzde arkadaşlar su lipidi sevmez, lipid suyu sevmez. Dolayısıyla deride öyle bir yerde lipid bariyer olmalı ki o bariyerin altına su ve suda çözünen moleküller geçemesin. İşte arkadaşlar bu görevi kim yapar? Lameller, granüller yapar. Stratum granulozuma granulozum denmesinin sebebi işte bu granüllerdir. Stratum granulozumda iki tip granül bulunur. Bir, keratohiyalin granüller. Bunlar fosfattan zengin proteinlerle dolu granüller. İki, ekstraselüler bulunan lameller, granüller ki bunlar lipid içerikli granüllerdir. Dikkat, altını çiz. Lipid içerikli olduğu için suyu sevmez. Dolayısıyla epidermal su bariyerini kim meydana getirir? Lameller, granüller meydana getirir. Neredeymiş bunlar? Stratum granulozumda. Doğru cevabımız C seçeneği. O halde lameller, granüller stratum granulozum tabakasında ekstraselüler lipid tabakayı meydana getirirler ve böylece derinin üst katmanlarındaki suda çözünen molekülleri, toksik maddeleri cildin alt tabakasına geçirmezler. İşte size epidermal su bariyeri. Doğru cevap C. Epifizden diyafize doğru endokondral kemikleşme bölgeleri hangisinde doğru sıralanmıştır? Bu endokondral ossifikasyon olduğu için öncelikle bizim epifizdeki ilk tabakamız nedir? Kondral tabakadır. Yani kıkırdak zonu. Sonra bu kıkırdak zonu ne olacak? Prolifere olacak arkadaşlar. Bol miktarda mitoz geçirir ve prolifere olur. Daha sonra bu hücreler bir takım molekülleri salgılar ve hipertrofiye uğrarlar. Buradaki kondrositlerde lipid, glikojen, alkalen, fosfataz, tip 10 kolajen, VEGF gibi moleküller üretilir. Dolayısıyla bunlar artık hipertrofiye uğramışlardır. Daha sonra bu hücreler kalsifiye olur. En sonunda da kemik zonu meydana getirirler. Dolayısıyla öncelikle kıkırdak zonumuz. Sonrasında prolifere oldu. Daha sonra hipertrofiye uğradı. Daha sonra bunlar kalsifiye oldu. En sonunda da kemik zonu meydana geldi. Doğru cevabımız Denizli. Burada yine şuna dikkat. Endokondral ossifikasyon sürecinde kondrositler bazı moleküllerin üretimini hipertrofik dönemde meydana getirir. Potansiyel soru. Evet, aşağıdakilerden hangisi oklarla gösterilen multiloküler damlacıklı poligonal hücrelere ait özelliklerden değildir? Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Adipoz dokuyu görüyoruz. İşte bunlar beyaz adipositler, buralarda kahverengi adipositler. Beyaz adipositler tek damlacıklı uniloküler yağ hücresi içerirken kahverengi adipositler daha küçük hücrelerdir. Bunlar çok damlacıklıdır. Multilokülerdir. Beyaz adipositler daha yuvarlakken bunlar daha şekilsizdir arkadaşlar. Çok gen gibi düşünün. Dolayısıyla bunlara poligonal hücreler denir. Soru da bize neyi soruyor? Aşağıdakilerden hangisi kahverengi adipositlere ait değildir? Arkadaşlar kahverengi adipositler termogenin içerir. Böylece ATP'siz ısı üretilir. Yeni doğanda miktarları çok daha fazla olduğu için yeni doğanın ısısının korunmasına neden olurlar. Bunlar çok damlacıklı multiloküler yapıda dedik gördüğünüz gibi. Beyaz adipozit de çekirdek kenara itilmiştir. Çünkü tek damlacıklı olan yağ hücresi o kadar büyüktür ki
çekirdeği kenara iter ve yassılaştırır. Kahverengi adipositte de tam tersi, multiloküler olduğu için çekirdek birazcık daha içeride ve yuvarlaktır arkadaşlar histolojik olarak. Yine kahverengi adipositler bol mitokondri içerir. Zaten renginin bu şekilde olmasının sebebi de mitokondriden zengin olmasıdır. Zengin mitokondri sitokromların miktarı da fazla olması nedeniyle daha koyu gözükür arkadaşlar. Kahverengi adipositler bu nedenle bu ismi alırlar. Kemik iliğinde yerleşim gösterir demiş, yanlış arkadaşlar. Çünkü kahverengi adipositler spesifik bölgelerde bulunur. İnterskapular alanda, arka boyun üçgeninde, aksillada, renal hilusta kahverengi adipositler daha fazla miktardadır. Ama beyaz adipositler genellikle ısı kaybını önler, organların etrafını sarar ve hipodermiste yaygın olarak bulunur. Göbeğimizden kim sorumlu? Beyaz yağ doku. Yaş ilerledikçe kemik iliğindeki sararmadan yine beyaz yağ doku sorumludur. Lipokrom pigmenti içerir demiş. Arkadaşlar kahverengi adipositler lipokrom içerirken beyaz adipositler karoten içerir. Bu durumda doğru cevap Denizli. Aşağıdaki multiadhezif glikoproteinlerden hangisinin olgun bir dokuda görülmesi malignite lehine değerlendirilir? Arkadaşlar klinikten de hatırlarsınız, tenaskin aslında embriyoya ait bir glikoprotein. Embriyogenezde aktif rol oynar, embriyoların ekstrasolüler matriksinde bol bol tenaskine rastlanır. Ama bunlar dokunları olgunlaştırdıktan sonra ortamdan uzaklaşır, kaybolurlar. Bu nedenle matür dokuda bunların bulunması beklenmez. 3 istisnamız var. 1. Yara iyileşmesinde tenaskin bulunur erişkinde. Malign tümörlerin stromasında yine tenaskine rastlanır. Ayrıca kastendon birleşim bölgesinde de bulunabilir. Dolayısıyla önünüze bir erişkin doku preparatı geldi. Baktınız, tenaskini gördünüz. İşte o sırada aklınıza ne gelecek? Bu hastada malignite olabilir mi? O halde matür dokuda tenaskinin tespit edilmesi o erişkin dokunun malignite lehine değerlendirilir. Evet, uzantısında göre nöron tipleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 3 tip nöronumuz var. 1. Unipolar tek kutuplu, 2 bipolar çift kutuplu, 3 multipolar çok kutuplu nöronlarımız. Unipolar nöronlar duyu ganglionları, kraniyal sinirlerin, spinal sinirlerin duyu ganglionları. Bipolar nöronlar olfaktör, retina, kohlear ve vestibüler ganglionların hepsi bipolar nöronlardan meydana gelir. Dikkat! 3 multipolar nöronlar en fazla bulunan nöron tipidir. Ön boynuz motor nöron medulla spinalis, piramidal hücre korteks, Purkinje hücresi cerebellum. İşte bunlar multipolar nöronlar arasındadır. Buna göre Purkinje hücresi multipolar, olfaktör nöron bipolar, spinal sinir duyu ganglionu pseudounipolar, ön boynuz motor nöron tabii ki multipolar ama piramidal hücre bipolar değil, kesinlikle multipolardır. Dikkat! Burada yine şuraya dikkat! Tat duyusu haricinde koku, görme, işitme, denge gibi özel duyular bipolar nöronlarla taşınır arkadaşlar. Ama tat tomurcuklarından input olan ganglion genikuli unipolar nöronlar arasında yerini alır, farkı fark et. Ayrıca burada multipolar nöronların altına otonom ganglionlar ve Meissnerle Auerbach plexusumuz vardı ya bizim, özellikle GIST'te çok değerli. Bunlar da yine multipolar nöronlar arasında değerlendirilir. Sinir lifi tipleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar A en kalın, en miyelinli lif. C miyelinsiz, en ince lif. A'dan C'ye doğru hız gittikçe ne olur? Azalır. Dolayısıyla ileti hıza en yavaş sinir tipi lifi C lifleridir. Doğru. A delta lifleri yavaş ağrının iletilmesinden sorumlu. Yanlış arkadaşlar. Hızlı ağrıyı A delta iletir. Yavaş ağrıyı yavaş olduğu için zaten C tipi lifler iletecek. Doğru cevabımız Bursa. Kas EEG reseptörünün eferenti A gamma tipi liflerdir. Gamma motor nöron intrafusal lifleri. Dolayısıyla kas EEG'ini uyaran motor sinirdir arkadaşlar. Alfa motor nöron da A alfa tipi liflerdir ve bunlar da bildiğimiz kasları, yani ekstrafusal lifleri uyaran sinir lifidir. Proprioseptif duyu MSS'ye A alfa lifleri taşır. Kesinlikle doğru. Grup 1A lifleri kas EEG'inden taşırken grup 1B lifleri de Golgi tendon organından kaynaklanan uyarıları taşıyacak. Dolayısıyla bu da doğru. Lokal anesteziklerden en az etkilenen sinir lifi A tipi liflerdir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dikkat! Bununla ilgili bir soru çıktığında ne yapacağız? Hemen basınç hipoksi lokal anestezik yazdık. Çoktan aza doğru sıralıyoruz. ABC, ABC, bir de çapraz A attık arkadaşlar. Geriye ne eksikse onu yazıyoruz. BA zaten yazılı oldu ya, C ekledik. CA yazılı ya, buraya da B ekledik. Bu kadar net. Basınç hipoksi lokal anestezikle ilgili soru geldiğinde tabloyu hemen yazıyoruz. Ona göre de soruyu cevaplıyoruz.
embriyolojik kökeni diğerlerinden farklı olan nöroglia hangisidir? Arkadaşlar mutlaka hakim olmamız gereken bir bilgi. Astrosit, ependim, oligodendrosit, mikroglia. Bunlar merkezi sinir sisteminde yer alan nöroglialardır. Şuvan ve satelitte periferik sinir sisteminde yer alır. İşte bu tabloda kemik iliği dışındakiler ektoderm kökenlidir. Hatta nöroektoderm kökenlidir ama mikroglia mezenkimal kökenlidir. Dikkat. Burada yine şunu karıştırmayın. Nöral krest ve nöral tüp zaten ektoderm kökenlidir. Kökeni farklı olan tek glial hücre mikrogliadır. Doğru cevabımız Edirne. Pekala, soru. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest kökenlidir? Doğru cevabımız şıvan veya satelittir. Evet. Periferik sinir hücrelerinde kan sinir bariyeri bulunan kılıf ve MSS'de en çok benzerlik gösterdiği yapı hangisidir? Bir analog sorusu. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Periferik kan sinir bariyeri hangi kılıfta bulunur? Öncelikle periferik sinir kılıflarında bariyer nerede bulunur? Hücreler arasında sızdırmazlık bulunan kılıfta bulunur. Sızdırmazlığı kim sağlar? Zonule oklidensler, yani tight junctionlar. İşte hücreler arasında bol miktarda tight junction bulunan periferik kan sinir bariyerini oluşturan sinir kılıfı perinöründür arkadaşlar. Bunun santraldeki muadili analogu kim? Hemen hatırlayalım. Dıştan içe doğru periferik sinir sistemi oluşturan kılıflar epinöryum, perinöryum, endonöryum. Bunun kastaki karşılığı yine epimisyum, perimisyum, endomisyum. MSS'deki karşılığı da yine dıştan içe doğru DAP'tır arkadaşlar. Dura arachnoid piemater. İşte epinöryum periferik sinire en dıştan sarar. Perinöryum fasikülü dıştan sarar. Endonöryum da aksonu, sinir lifini, tek lifi dıştan saran kılıftır. Bunların analoğu da dura arachnoid pia şeklinde sıralanır. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Bir deney modelinde deneklere sinaplı tagmin proteinine karşı geliştirilen antikorların verilmesi sonucunda hangisi beklenir? Sinaplı tagmin. Neydi arkadaşlar? Kalsiyum sensörü. Nerede bulunur? Presinaptik uçta. Vezikül membranına bağlı şekilde bulunur. İşte eğer biz bu proteine karşı bir antikor üretir deneye verirsek ne olur? Sinaplı tagminin fonksiyonu blok olur. Fonksiyonu neydi? İşte burası önemli. Kalsiyumu bağlar ve sinaptik vezikülün egzositozunu başlatır. İşte arkadaşlar, Snara ailesiyle birlikte sinaplı tagmin vezikülün membrana montajından sorumludur. Böylece egzositoz meydana gelir. O halde cevap Ceyhan. Dolayısıyla diğer seçenekler devre dışı kalır. Sinaplı tagminin vezikül egzositozunda görevli bir protein olduğunu bilmek bu soruyu çözdürür, geçtik. İskelet kası sinir kas kavşağı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir motor son plak potansiyeli kasta aksiyon potansiyeli oluşturabilir. Eğer postsinaptik membranda oluşan lokal potansiyel, yani motor son plak potansiyeli yeterli miktarda güçlüyse kasta aksiyon potansiyeli oluşturabilir. Doğru. Ama arkadaşlar bu genellikle tek başına yeterli değildir. Asetilkolinesteraz presinaptik membranda asetilkolinik koline parçalar. Doğru. Fakat presinaptik membranda değil arkadaşlar. Nerede? Asetilkolinesteraz postsinaptik membranda bulunur ve asetilkolini orada parçalar. Asetilkolin reseptörünün uyarılması kanalın en fazla sodyum geçirgenliğini artırır. Doğru. Çünkü asetilkolin reseptörü aslında bir ligand kapılı iyon kanalıdır. Asetilkolin reseptörüne bağlanınca da katyonlara, özellikle sodyuma geçirgenlik artar. Bu durumda da en fazla sodyum postsinaptik membrana geçer. Bununla birlikte kalsiyumda, potasyumda geçiş yapabilir. Çünkü bu bir katyon kanalıdır. Hemikolinyum kolin geri alımını bloke eder. Doğru. Kürar da asetilkolinle yarışarak asetilkolin reseptörüne bağlanır ve nöromusküler blokaja neden olur. Sarkoplazmik retikulumda depo kalsiyumun sitoplazmaya boşalmasını sağlayan kanal hangisidir? Arkadaşlar, serka sitoplazmadaki serbest kalsiyumu tekrardan sarkoplazmik retikuluma geri pompalar. Bunun için de ATP az aktivitesi olduğu için enerji kullanır. Dihidropiridin kanalı iskelet kasında riyanodine mekanik bağlı olan L tipi bir kalsiyum kanalıdır. Dikkat, bu bir kalsiyum kanalı. İşte T tübülüyle birlikte dihidropiridin reseptörüne kadar ulaşan aksiyon potansiyeli bu reseptörü uyarır. Bu reseptörde riyanodin kanalına mekanik şekilde bağlı olduğu için riyanodin kanalının açılmasını sağlar. Böylece açılan riyanodin kanalıyla sarkoplazmik retikulumda bulunan kalsiyum sitoplazmaya geçer. Yani depo kalsiyumun sitozole boşalmasını sağlayan kanal riyanodin kanalıdır. Nikotinik musküler tipi kanallar motor son plak potansiyelini oluşturan kanallardır. Nikotinik nöronal tipi kanallar da otonom ganglionlarda yer alır arkadaşlar.
Sonuçta Riordan kanalı mekanik kapılı bir iyon kanalıdır. Evet. İskelet ve düz kasta birbirine karşılık gelen yapılar hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar analoglardan gidiyoruz, dikkat. İskelet kasındaki Z çizgisi düz kastaki dense body'lerle, yoğun cisimciklerle aynı fonksiyona sahip. T tübül kaveolayla, dikkat. Troponin, özellikle iskelet kasındaki troponin C, düz kastaki kal modülin gibi kalsiyum bağlayacak. Tropomiyozin de düz kastaki kaldesmon ve kalponin gibi aktinin aktif bölgesini kapatır. Böylece aktin miyozine bağlanamaz ve kas gevşek kalır. Dolayısıyla tropomiyozin ve kalponin birbirinin analoğudur, dikkat. İskelet kasında baş harfler T arkadaşlar. Düz kasta baş harfler K. Buraya dikkat, sınavda aklımızda bulunsun. Düz kasta kasılmayı başlatan ve sonlandıran enzimler hangisidir? Arkadaşlar burası önemli. Miyozin kinaz aslında miyozin hafif zincir kinazdır. Yani miyozin light chain kinaz. Bu normalde fosforile haldeyken inaktiftir. Kalsiyum kalmodulinle bir kompleks oluşturunca fosforunu kaybeder ve aktif hale geçer. Miyozin light chain kinaz, yani miyozin kinaz. Kinaz grubu enzimler ne yapar? Fosfat bağı ekler arkadaşlar. Böylece miyozin hafif zinciri fosfatlanır ve aktif hale geçer. Miyozin fosfataz da bu miyozin hafif zincirinin fosfat bağını kestiği, kırptığı için aktif haldeki miyozin hafif zincirini artık inaktif hale dönüştürür. Sonuç olarak miyozin light chain kinaz düz kasta kasılmayı başlatır. Miyozin light chain fosfataz veya kısaca miyozin fosfataz da düz kasta kasılmayı sonlandırır. Bu iki enzime dikkat, farkı fark et. Pekala, koroner sinüsler kalp borusunun hangi bölümünden köken alır? İşte arkadaşlar primitif kalbimiz. Burası truncus arteriosus, bulbus cordis, primitif ventricül, primitif atrium ve sinüs venosus. Truncus arteriosus'tan aortun kökü ve pulmoner arterler gelişecek. Bulbus cordis sağ ve sol ventrikülün düz bölümünü meydana getirir. Primitif ventrikülden de trabeküler kısımları meydana gelir. O halde ventrikülleri oluşturduk. Düz bölümü bulbus cordis, trabeküler kısmı primitif ventrikülden meydana geldi. Peki ya atriumlar? Sağ ve sol atriumun trabeküler kısmı primitif atriumdan meydana gelirken sağ atriumun düz bölümü sinüs venosus'un sağ tarafından meydana gelir. Sol tarafından da koroner sinüsler ve sol atriumun oblik veni gelişir arkadaşlar. O halde truncus arteriosus zaten arterlerin kökü, aortun kökü, pulmoner arterin kendisi buradan gelişti. Ventriküller düz bölümü bulbus cordis, trabeküler kısmı ventrikülün primitif ventrikül, atriumların trabeküler kısmı primitif atrium, sağ atriumun düz kısmı sinüs venosus'un sağ boynuzu, koroner sinüs ve sol atriumun oblik veni de sinüs venosus'un sol boynuzundan gelişir. Evet. Büyük arter ve venleri besleyen vazovazorumlar hangi tabakada yerleşir? Arkadaşlar vasküler histolojiye baktığımızda 3 katmandan oluşur. En dışta adventitia, ortada media, en içte de intima tabakaları. Adventitia tabakası gevşek bağ dokudan oluşur. Damarı korur, besler ve innerve eder. Özellikle büyük arterlerde, orta arterlerde ve büyük venlerde damarı besleyen vazovazorumlar ve damarı innerve eden nervi vazorumlar nerede bulunur? Tunica adventitia'da bulunur. Tunica media'da gördüğünüz gibi kalın bir kas tabakası yer alır. Özellikle arterlerde daha kalındır, venlerde incedir. Burada yine elastik ve retiküler lifler bulunur. Intima tabakası da endotel ve subendotelden meydana gelir. Sonuçta damarı besleyen vazovazorumlar ve damarı innerveden nervi vazorumlar tunica adventitia tabakasında yer alır. Özellikle büyük orta arter ve büyük venlerde tabii ki dikkat. Devam edelim. Purkinje hücreleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kalpte iletinin en hızlı olduğu hücreler Purkinje hücresidir. Yaklaşık 4 metre bölü saniyedir. Burada ileti hızı. Aynı zamanda bu hücreler kalpteki en büyük, en iri hücrelerdir ve subendokardiyar yerleşimlidir. Bu histolojik bilgiler önemli, dikkat. Refrakter periyodu en uzun hücredir yine Purkinje hücresi. Neden? Çünkü plato fazı uzun sürer arkadaşlar. Dolayısıyla ekstra sistollerde daha az etkilenir. Hücreler arasında az sayıda gap junction bulunur demiş. Tabii ki yanlış. Çok fazla sayıda gap junction bulunduğu için zaten kalpte iletinin en hızlı olduğu hücre Purkinje hücresidir. Çünkü arkadaşlar gap junction nerede bulunuyordu? İnterkale disklerde bulunuyordu. Neyi sağlıyordu? Bilgi iletimini kolaylaştırıyordu. O halde ileti en hızlı olması demek bilgi iletiminin çok kolay olması demek. Bu da
interkale disklerde bulunan gap junction sayısının çok çok daha fazla olması anlamına gelir. O halde biz ne diyebiliriz? Interkale disk sayısı, dolayısıyla nexus yani gap junction sayısı en fazla olan hücre Purkinje hücresidir. En az olan hangisidir arkadaşlar? Tabii ki AV noddur. Çünkü ileti hızı AV notta minimumdur diğer hücrelere oranla. İstirahat halinde temel enerji kaynağı serbest yağ sitleri olan organ hangisidir? Tabii ki kalptir arkadaşlar. Kalp kası istirahatte sadece serbest yağ sitlerini kullanır, glikoliz yapmaz. Dolayısıyla laktik asit birikimi meydana gelmez. Bundan dolayı kalp ömür boyu çalışır, yorulmaz. Diğer organlara baktığımızda beyin, glikoz, keton dallı zincirli amino asitler, ince bağırsak glutamin, kalın bağırsak butirik asit, çizgili kas, yağ asitleri, kreatin fosfat, glikoz ve keton cisimciklerinde yine enerji kaynağı olarak kullanır. Devam edelim. Sinüatriyal notta depolarizasyonda meydana gelen temel iyon hareketi hangisidir? Arkadaşlar hemen hatırlıyoruz. Bu SA nottaki pacemaker potansiyelimiz arkadaşlar. Burası prepotansiyel faz. Ne oldu? -60'da hücre hiperpolarize. Yaklaşık şuralarda -55 civarında şuralarda arkadaşlar istirahat membran potansiyelimiz var. -40'da eşik değerimiz. -60'larda hiperpolarize olan sinüatriyal nod hücresinde hemen funny kanalları, tuhaf, enteresan, garip kanallar, HCN kanalları uyarılır ve açılır. Bunların açılmasıyla birlikte dışarıdan içeriye ne girer? Sodyum girer arkadaşlar, potasyum çıkar. Sodyumun girişi membran potansiyelini istirahat seviyelerine getirir. Hiperpolarizasyondaydı ya, işte buradan istirahat seviyesine gelir. Bu seviyelerdeyken de bu kez T tipi kalsiyum kanalı açılır. Transient, geçici tip kalsiyum kanalları. Bunların açılmasıyla da hücre içine kalsiyum girişi meydana gelir. Hem sodyum hem kalsiyum membran potansiyellerini eşiğe ulaştırır. Bundan sonraki süreçte artık faz 4 bitti. Ne başlayacak? Depolarizasyon başlayacak. Neden? Çünkü membran potansiyeline eşik değere ulaştı. Eşik değere ulaşan potansiyel birdenbire L tipi kalsiyum kanalının açılmasına neden olur. Long lasting, daha uzun süre açık kalan kalsiyum kanalı. Bu hücre içine yüksek miktarda yoğun şekilde kalsiyum girişine neden olur. İşte size depolarizasyon meydana gelir. Dolayısıyla cevabımız L tipi kalsiyum kanallarından kalsiyum girişi. HCN kanalından sodyum girişi faz 4'ü başlattı. T tipi kalsiyum kanalından kalsiyum girişi bunu eşik değere taşıdı. Burası faz 4'ü meydana getirdi. Burada depolarizasyon oluştu arkadaşlar. Faz 0. Voltaj kapılı potasyum kanalından potasyum çıkışı da faz 3'ü meydana getirecek. Faz 3'ün sonlarına doğru istirahat membran potansiyelinden daha negatife dönen hiperpolarize haldeki membranda bu kez funny kanalları açılır. Tekrardan siklus başa döner arkadaşlar. İşte otonom, otomatize SA noddaki aktivitenin asıl kaynağı funny kanalının bu şekilde hiperpolarizasyonla açılmasıdır. Soruya döndüğümüzde cevabımız C seçeneğidir. Evet, kardiyak siklustan bir soru. Ventriküler diyastolün orta bir bölüşlük döneminde atriyumdan ventriküle akan kanın oluşturduğu kalp sesi hangisidir? Spot olarak aslında hepinizin bildiği bir soru. Arkadaşlar 4 evremiz var kardiyak siklusta. Diyastol, izovolümetrik kasılma, ejeksiyon ve gevşeme dönemi. İşte bize sorulan şey ne? Ventrikülün diyastol dönemi. Şu dönem arkadaşlar tam bunun orta bir bölüşlük döneminde ne olur? Diyastaz döneminde 20 mililitrelik ortalama kan atriyumlardan ventriküllere direkt olarak akar. Lıkır lıkır bir akış meydana gelir ve VS3 sesi oluşur ve duyulur. Daha sonra diyastolün sonuna doğru atrial sistol döneminde de S4 oluşur ama duyulmaz. İzovolümetrik kasılmayla birlikte S1 sesi meydana gelir. Burada AV kapaklar kapanır. İzovolümetrik gevşeme döneminde de semilüner kapakların kapanmasıyla da S2 sesi oluşur. Bu durumda cevap C seçeneğidir, S3. O halde S1, S2, S3 ve şurada da S4 oluşacak, dikkat. Endotel hücrelerinin etrafını sararak kapiller ve postkapiller venüllerin kasılabilmesini sağlayan hücre hangisidir? Arkadaşlar damar segmentlerinin kontraktil hücresi nedir? Perisittir. Adı üstünde perisait. Çünkü hem kapillerin hem de postkapiller venüllerin sadece endoteli bulunur. Dolayısıyla endotel kendi kendine kasılamayacak ve bir kontraktil hücreye ihtiyaç duyacak. İşte o hücre perisittir. Endotelin etrafını kollarıyla sarar ve kontraktil filamentleriyle, aktiniyle, miyoziniyle kasılır ve dokuya gelen kanın miktarını etkiler.
Ayrıca özellikle doku hasarı sonrasındaki onarım sürecinde hem vaskülarizasyonda hem de bağ doku gelişiminde çoğalır. Dolayısıyla perisit aslında bir mezenkimal köküyledir. Altını çiz, bekle. Evet, aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen artış kan akım hızını en fazla artırır? Arkadaşlar, Poiseuille yasasına göre kan akım hızı basınç farkıyla doğru, dirençle ters orantılı. Basınç farkının yanında bizim en önemli faktörümüz nedir? Damar yarı çapıdır. Buna göre viskosite yani nü arttıkça ters orantı nedeniyle kan akım hızı azalır. Damarın iki ucu arasındaki basınç farkı arttıkça tabii ki artar. Şuraya bir soru işareti koy. Damar çapı arttıkça, damar çapı bir birim artarsa, mesela 1 iken 2 olursa ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 4, 16 kat kan akım hızı artar. Dolayısıyla damar çapının artışı kan akım hızını en fazla artıran etmendir. Damar direnci artarsa ne olur? Zaten akım hızı azalır. Damar uzunluğu artarsa yine burada gördüğünüz gibi ters orantılıdır. Kan akım hızı azalır. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Sonuçta kan akım hızı çap ve basınçla doğru orantılı, viskozite ve damar uzunluğuyla ters orantılı. Ama özellikle burada çap çok çok daha ön planda, dikkat. Pekala. Kalpte parasempatik innervasyonun SA not üzerine etkisi hakkında hangisi doğrudur? Hemen hatırlıyoruz arkadaşlar. Kalbin otonom innervasyonu çok önemli, çok değerli. Etkisini beta 1 reseptör üzerinden gösterir mi? Hayır. M2 üzerinden gösterecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SA not hücrelerini depolarize eder. Yanlış, tam tersine hiperpolarize eder arkadaşlar. Çünkü potasyum çıkışı meydana gelir. Burada şöyle bir durum var. Potasyum geçirgenliği parasempatik uyarıda artar arkadaşlar. Yani potasyumun hücreden çıkışı daha kolaylaşır. Bu da hücreyi ne yapacak? Hiperpolarize hale getirecek. Fanny kanalı aktivitesini artırarak sodyum girişini azaltır. Azaltır, eyvallah, doğru, ama aktiviteyi artırarak değil, tam tersine azaltarak arkadaşlar. HCN aktivitesini azaltır, sodyum girişi azalır ve faz 4 bundan dolayı uzar. Bradikardinin sebebi zaten faz 4'ün uzaması. Bunun sebebi de HCN'nin aktivitesinin azalmasıdır. Şurada gördüğünüz gibi şu bizim biraz önce gördüğümüz prepotansiyel faz vardı ya arkadaşlar, faz 4. İşte o faz 4 parasempatik innervasyonda gördüğünüz gibi birim zamanda daha da fazla artar. Bunun sebebi de HCN aktivitesinin azalmasıdır. Prepotansiyel faz süretini uzatarak negatif kronotropi yapar. Doğru. Bradikardiye neden olur, söyledik. SA not hücrelerinde potasyum çıkışını azaltır, tam tersine artırır demiştik. Bu şekilde de hiperpolarizasyon meydana getirecek. Zaten hem şöyle şu iki seçenek birbiriyle eş manada kullanılmış. Bu durumda cevabımız Denizli. Evet, kardiyovasküler sistemde basınç değişiminin en yüksek olduğu yer neresidir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 ile 3-5 mm civarı arasında değişen bir basınç farkı var. Nerede? Sol ventrikülde. Bu soru karşınıza geldiğinde sakın aort demeyin arkadaşlar. Çünkü aorttaki değişim 80 ile 120 mm civarı arasındadır. Ama sol ventriküldeki basınç farkı neredeyse 115-120 mm civarı arasında değişir. Bu durumda cevabımız B seçeneği. Basıncın en fazla düştüğü segment, damar segmenti neresidir peki? Arteriyollerdir. Yine potansiyel soru. Evet, hematoya geçtik. Arkadaşlar sorumuz nedir? Sağlıklı ilişkinde hematopoez en fazla hangi kemikliğinde görülür? Guyton'dan gördüğünüz gibi şeklimize dikkat. Öncelikle vertebra, sonra sternum, sonra kostalar, sonra femur ve tibia arkadaşlar. Şuradaki sıralamaya dikkat, potansiyel soru. Peki ilk ossifiye olan kemik aşağıdakilerden hangisi desem cevap nedir? Cevabımız klavikuladır. Prenatal hematopoezide dikkat. Öncelikle yolk sakta başlar. Sonra karaciğer ve dalak olaya hakim olur. Hepatosiplerine timik dönem başlar. En sonunda da arkadaşlar bu dönem gittikçe etkisini kaybeder ve kemik iliği hematopoezi kendi bünyesinde gerçekleştirir. Granülopoezde spesifik granüllerin ilk kez görüldüğü aşama hangisidir? Arkadaşlar granülopoez ve eritropoez aşamaları çok önemli. Mieloblast, bu granülositlerin öncü hücresi, herhangi bir granül içermez. İlk granül promiyolisit aşamasında meydana getirilir. Bunlara primer granüller, primer azürofilik granüller de denir. Aslında bunlar nelerdir? Lizozomlardır, dikkat. Dolayısıyla pronun P'si, primerin P'si, non-spesifik granüller ilk promiyolisit aşamasında sentezlenir. Dolayısıyla artık bundan sonrası yol ayrımı ne olacak? Promiyolisit prosunu kaybedecek, artık bir miyolisit halini alacak. Bu aşamada da o granülosite özgü spesifik granüller ya da sekonder granüller
ilk defa üretiliyor. Sonuç olarak spesifik granüllerin ya da sekonder granüllerin ilk üretildiği aşama miyelosit aşamasıdır. Dikkat, altını çiz. Mitozla çoğalabilen son granülopoietik hücre hangisidir? Yine miyelosittir arkadaşlar. Bu öncü hücre ileride nötrofil mi olacak, eozinofil mi olacak, bazofil mi, ne olacaksa ona göre sekonder granüller veya da spesifik granüller bu aşamada sentezlenir. Bundan sonraki süreçte de metamiyolisit aşamasına geçilir. Bu hücreler normalde kanda görülmez. Enfeksiyon durumunda lökomoid reaksiyonla ancak gözlenebilir arkadaşlar. Sonrasında da bu hücreler farklılaşarak nötrofil, eozinofil, bazofile dönüşür. Mononükleer fagositler sistem hücresi ve bulunduğu doku eşleştirmesi hangi seçenekte yanlıştır? Arkadaşlar, bizim sistemlerimizin savunma subayları histiositler bağ dokuda bulunur, pigment hücresi retinada bulunur, intraglomeruler mezengiyal hücre böbrekteki subayımız, tip A sinüsit eklemde yer alır, Hofbauer hücresi deride değil, nerede arkadaşlar? Tabii ki plasentada çıkmış tuz sorusu, dikkat. Bu iki hücremiz de yine aynı şekilde bu sisteme üyedir. Langerhans stratum spinosum da görev alır. Dendritik hücrelerde dalak ve lenf nodunda bu görevlerini ifa ederler. Doğru cevabımız Edirne. Evet, komplement sisteminde antijen antikor kompleksi ile aktive edilen yolda ilk aktive olan komplement hangisidir? Arkadaşlar, komplement sisteminde 3 tane yolumuz var. 1. Klasik yol, 2. Lektin yolu, 3. Alternatif yol. Klasik yolda antijen antikor kompleksi komplement 1'i aktive eder. Doğru cevabımız C1. Daha sonra bu aktive olan C1, C4, C2 üzerinden ortak yola ulaşır. İkinci yolumuz lektin yolu, lektin manmozla aktive olan yoldur. Üçüncü yolumuz da bir patojenle veya apoptotik doku tarafından aktive olan alternatif yoldur. Klasik yolda antijen antikor kompleksi sonuç olarak C1'i ilk etapta aktive eder ve süreç membran atak kompleksine kadar gider arkadaşlar. Cevabımız C1. Evet, diğer soru, hangisi trombosit tıkacı oluşumunu engeller? Arkadaşlar, damarlarda sağlam endotelden devamlı salgılanan iki molekül var. 1. Prostasiklin, 2. Nitrik oksit. Bunlar adezyonun inhibisyonunu sağlarlar. Ne zaman? Endotel sağlamken. Dolayısıyla primer hemostazda adezyon, aktivasyon, agregasyon sistemini en baştan inhibe ederler. Ne zaman ki endotel hasarlanır, işte o zaman von Willebrand faktör açığa çıkar. Serotonin, tromboksan A2, ADP gibi moleküller lokal dokuda artınca artık primer hemostaz uyarılır. Dolayısıyla cevabımız prostasiklindir. Prostasiklin ve nitrik oksit adezyonu inhibe eder, vazodilatasyona neden olurlar. Pekala, aferent lenfatiklerle lenf düğüne giren lenf sıvısı sırasıyla hangi damarlarda akarak organı terk eder? Arkadaşlar, her şeyden önce bu afferentle girip efferentle çıkacak. Lenf noduna girdikten sonra subkapsüler olarak seyredecek, sonra kortekste yol alacak, sonra medullaya ulaşacak, sonra da medulladan efferent lenfatikle organı terk edecek. Buna göre afferentte girdi, subkapsülden korteks, medulla, efferentte çıktı. İşte sıralamamız bu şekilde. Buna göre cevabımız Bursa. Afferentte gelen efferentte gider. Afferentte girdikten sonra kapsülün hemen altı korteks, medulla, efferentte çıktı. Bu kadar net. Evet. Diğer soru, aşağıdaki lenfoid yapıların hangisinde yüksek endotelli venül bulunmaz? Arkadaşlar, lenfositlerin kandan lenfatik dokuya tekrar dönmesine olanak sağlayan venüller yüksek endotelli venüllerdir. Ve tuz her zaman bunu sevmiştir. Bunlar aslında postkapiller venüllerdir arkadaşlar. Nerede yer alır, dikkat? Potansiyel soru, parakorteks tabakasında. Parakorteks tabakasında yüksek endotelli venüller yer alır. Lenf nodunda, tonsillada, appendix'te, Peyer plaklarında bulunurken dalak ve timusta bulunmaz. Altıncıyız. Doğru cevabımız Edirne. Dolayısıyla arkadaşlar, aslında bu yüksek endotelli venüllerin fonksiyonu nedir? Dokudan kana geçen lenfositlerin tekrardan bu özel lenfoid organlara dönüşünün sağlanmasıdır. Buna ne diyoruz? Resirkülasyon diyoruz. Yine potansiyel soru, en fazla resirkülasyon hangi organda meydana gelir? Cevap lenf nodu. Altını çiz. Resirkülasyona olanak sağlayan damar segmenti hangisi? Postkapiller venüller. Bunların özel ismi ne? Yüksek endotelli venüller. Nerede bulunur? Bulunanları söyledik. Bulunmayanlar önemli. Dalak ve timusta bunlar bulunmaz. Yani dalak ve timusta tekrardan periferik dolaşımdan lenfosit geri dönemez. Kan timus bariyerine katılan epitelyal retiküler hücre tipi hangisidir? Uzun zamandır beklediğim ama henüz gelmemiş bir soru arkadaşlar. Tip 1 ERC, epitelyo retiküler sel,
Tip 1 ERC kan timus bariyerine katılan tek ERC'dir. Nerede yer alır? Timusun korteksinde yer alır arkadaşlar. Tip 1 ERC dışındakiler de timositlerin olgunlaşmasında görev alır. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Bir de burada tip 6 önemli. Hassal cisimcikleri vardır. Hassal cisimcikleri medüller timik epitel hücrelerinden farklılaşan cisimciklerdir. Önceden bunların artık cisimcikler olduğu düşünülüyordu ama artık bunların da kendine göre farklı endokrin hastalıklarla ilişkisinin olduğu bulundu. Tip 6 ERC'ler de hassal cisimciklerini meydana getirir. Daha çok medullanın derinliklerinde, timus medullasının derinliklerinde yerini alır. Sonundan birkaç soruya bakalım. Akciğer gelişim dönemlerinden hangisinde hava kan bariyeri ilk kez görülmeye başlar? Arkadaşlar, embriyonik dönem, pseudoglandüler dönem, kanaliküler dönem, saküler yani terminal kese dönemi ve alveoler dönem. Burada şurası önemli arkadaşlar. Kanaliküler dönemde respiratuar bronşiyaller artık oluşmaya başlar. Ne demek bu? Bundan önceki dönemde terminal bronşiyaller oluşmuştur. Bundan sonraki dönemde respiratuar bronşiyaller oluşur. Ayrıca sürfaktan salgısı yaklaşık 20. haftalarda başlar. Bunu izleyen dönemde yani saküler dönemde alveoler, duktuslar gelişir. En önemli şey nedir arkadaşlar burada? Gaz değişimi ve hava kan bariyerinin oluşumu bu dönemde meydana gelir. Saküler dönem ya da terminal kese dönemi denir arkadaşlar buna. Gelişimini en geç tamamlayan organ aşağıdakilerden hangisidir? Akciğerlerdir. 8 yaşa kadar gelişimi devam eder. Bronşiyol yüzeyini toksik maddelerden koruyan proteinleri salgılayan hücre hangisidir? Arkadaşlar, eski ismiyle Clara, yeni ismiyle CLAP hücresi çok önemli. 4 temel fonksiyonu var. 1. Kök hücredir bu. Rejeneratif hücredir. Detoksifikasyon fonksiyonu vardır. Klor transportundan sorumludur. Bunu çok iyi biliyorsunuz zaten kistik fibrozisten. Sürfaktan benzeri madde salgılar arkadaşlar bronşiyol seviyesinde. Dolayısıyla detoksifikasyondan sorumlu olan hücre aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Clara hücresi. Bu soruyu bekle. Diğer soru, sürfaktan eksikliğinde hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Dikkat, beklenmeyeni soruyor. Sürfaktan nedir arkadaşlar? Yüzey aktif bir ajandır. Adı üstünde Surface Active Agent. Tip 2 piromasit bunu sentezler. Sonra alveol duvarında su moleküllerinin arasına girer. Sonuç yüzey gerimini azaltır. Dolayısıyla sürfaktan eksikliğinde ne olur? Alveoler sıvının yüzey gerilimi artar. Eğer sıvı yüzey gerilimi arttıysa ne olur arkadaşlar? Akciğer kompliansı artmaz, tam tersine azalır. Yani akciğerlerin genişleyebilme kapasitesi azalır. Kollapsa yatkınlığı artar. Bunun sonucunda da alveollerin stabilizasyonu azalır. Yani alveollerin açık tutulabilme yeteneği azalır arkadaşlar. Daha doğrusu açık kalması daha zor hale gelir. Peki bu neye neden olur? Solunum işinin artmasına neden olur. Yani hastada artık solunum sıkıntısı meydana gelir. Çünkü ne olmuştur? Alveollerin açık kalması zorlaşmıştır arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız nedir? Akciğer kompliansının artması değil, azalması beklenir sürfaktan eksikliğinde. Pekala, klasik bir soru. Hangisi spirometre ile ölçülemez? Arkadaşlar, içinde rezidüel volüm veya rezidüel volüm bulunan tüm hacim veya kapasiteler sulu spirometre ile ölçülemez. Dolayısıyla rezidüel volüm, fonksiyonel rezidüel kapasite RV içerdiği için aynı zamanda total akciğer kapasitesi, bu üçü sulu spirometre ile ölçülemez. Peki bunu nasıl ölçeceğiz hocam? Helyum dilüsyon yöntemiyle veya platizmografi ile ölçülür. Evet, hangisi hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır? Mutlaka bilmemiz gereken bir tablo daha. Arkadaşlar, bizim 4 tane maddemiz var, bunlara dikkat. Bu 4 madde eğer düşükse oksijen ilgisi yüksektir. Yani eğri sola kayar. Eğer bu 4 madde yüksekse oksijen ilgisi düşüktür. Periferik doku şartlarındayız. Eğri sağa kayar. Buna göre 2-3 difosfoglisarat eğer yüksekse, yani glikoliz artmışsa, bunun miktarı artar. Dolayısıyla hemoglobinin oksijene afinitesi azalır. Hemen doğru cevabı bulduk. Cevap Adana. Eğer pH yüksekse, yani hidrojen miktarı düşükse afinite azalır, eğri sola kayar. Karbondioksit düşükse eğri sola kayar. Sıcaklık düşükse eğri sola kayar. Hemoglobin F artışı meydana geldiyse eğri adeta sola yaslanır arkadaşlar. Bu hale gelir. Neden? Çünkü hemoglobin F'te beta zinciri bulunmaz. 2-3 DPG bu nedenle bağlanamaz.
oksijeni afinitesi çok yüksek kaldığı için anneden oksijeni alır, çalar, fetüse götürür, bırakır, tekrar döner arkadaşlar. Dolayısıyla hemoglobin F'inde oksijene ilgisi yüksektir ve eğriyi sola kaydırır. Ama 2-3 difosfoglisaratın yükselmesi, artması hemoglobinin oksijene ilgisini azaltır, afinitesini azaltır, periferik doku şartlarını meydana getirir. Yani hemoglobin oksijeni dokuya kolayca bırakır hale gelir, eğri sağa kayar. Zaten bize afinitenin azalmasını soruyordu. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu tabloya yine dikkat, sınavdan önce son gün bakılacak bir tablodur. Hangisi yüksek irtifada meydana gelen adaptasyon mekanizmalarından biri değildir? Yüksek irtifaya çıktınız. Ne oldu arkadaşlar? Hipoksik hipoksi meydana geldi. Neden? Çünkü atmosferde parsiyel oksijen basıncı azaldı. Dolayısıyla alveoler oksijen basıncı azaldı. Bunun sonucunda hipoksi meydana geldi ya, işte vücut bunu tolere etmeye, kompanse etmeye çalışacak. Ne yapacak? Hiperventilasyon meydana getirecek. Dolayısıyla ventilasyon hızı artar. Aynı şekilde 2-3 dpg miktarı artar. Neden? Çünkü periferik doku şartları artık haiz olmuştur arkadaşlar. Bu nedenle hipokside 2-3 dpg'yi oluşturan enzimlerin üzerindeki inhibisyon ortadan kalkar. Dolayısıyla 2-3 dpg'nin miktarı artar. Bu da eğriyi biraz önce gördünüz sağa kaydırır. Yani hemoglobin oksijenden kolay ayrılabilir hale gelir. Çünkü dokuda oksijen ihtiyacı var. Hipoksi söz konusu. Hemoglobin oksijeni eğer bırakmazsa zaten kompansasyon mekanizması değil, tam tersine ölümcül bir macera meydana gelir. Aynı şekilde difüzyon kapasitesi tabii ki artar ama hemoglobinin oksijene ilgisi artmaz, tam tersine azalır arkadaşlar. Aynı zamanda hemoglobin konsantrasyonu artırılmaya çalışılır ve hücrelerin oksijen kullanma kabiliyeti artırılmaya çalışılır. Evet, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bronkodilatasyona neden olur? Solunumun otonom inervasyonu çok önemli. Arkadaşlar zaten asetilkolin bronkokonstriksiyona neden olur. Atropin ise asetilkolin etkisini bloke eder. Böylece bronkodilatasyona yol açar. VIP non-kolinerjik, non-adrenerjik bronkodilatördür. Dikkat, histamine geldiğimizde de histamin de bir bronkokonstriktördür. Dolayısıyla atropin ile VIP bronkodilatasyona neden olur. Asetilkolin ve histamin de bronkokonstriksiyona yol açar. Pekala, GİS'le devam edelim. Hangisi veya hangileri orta bağırsaktan gelişir? Arkadaşlar bizim sulcus terminalis'ten linea pectinata'ya kadar sindirim kanalımız 3 parçadan meydana gelir. Ön bağırsak, orta bağırsak, arka bağırsak. Sınır neresi? Sulcus terminalis papilla vateri. Papilla vateri transvers kolonun ilk 2/3'lük kısmı. Transvers kolonun son 2/3'lük kısmından linea pectinata. İşte ön orta arka bağırsak. Böyle bir soru çıktı. Hemen ne yapacağız? Bunu çizdikten sonra ileum orta bağırsaktan gelişir. Sigmoid kolon arka bağırsaktan gelişir. Mide nerede kalır arkadaşlar? Tabii ki ön bağırsakta kalır. Çıkan kolon da yine orta bağırsaktan gelişir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet. 29 yaşında erkek hasta ani başlayan disfaji ile geliyor. Bu hastanın patolojik olduğu düşünülen alanından biyopsi alınıyor. Biyopsi materyalinde submukozal bez, belirgin muskularis mukoza ve iskelet kası saptanıyor. Bu hastanın biyopsi alınan yerde aşağıdakilerden hangisinin olması en olasıdır? Arkadaşlar aklınıza ne geldi? Eğer bir disfaji varsa bu organ neresi? Yüksek ihtimalle özofagus. Bunu destekleyen başka bir bulgu submukozal bez. Çünkü submukozal bez nerede yer alır? GİS traktında, özellikle midenin proksimalinde ve distalinde, yani hem özofagusta hem de duodenumda yer alır. Aynı zamanda muskularis mukoza belirgin ve iskelet kası saptanıyor. Biz burada özofagusu düşündük. İskelet kası da varsa bu özofagusun neresi? Üst 2/3'lük kısmı çok yüksek ihtimalle. Dolayısıyla buranın epiteli nasıl epiteldir? Çok katlı yassı epiteldir. Tek katlı prizmatik epitel mide ve midenin distalindeki GİS'te bulunur arkadaşlar. Villus yapısı nerede yer alır? İnce bağırsakta yer alır. Goblet hücresine dikkat. Midenin distalinden sonra goblet hücresine rastlanır. Tenya coli ad üstünde kolonda yer alacak. Dolayısıyla cevap çok katlı yassı epitel. Peyer plaklarına antijen taşıyan bağırsak epitel hücresi hangisidir? Mikrofold hücresi. Mikro katlantı hücresi, mutlaka biliyoruz arkadaşlar. Ne yapar bu? Apikal yüzeyinde mikrovillus yerine bu katlantılar bulunduğu için bu isim verilmiş, dikkat. İkinci özelliği de bunun bazal membranı bulunmaz arkadaşlar, altını çiz. Dolayısıyla burası bağırsak lümeni,
buradaki antijenik yapıları buradan hop alır endositozla, sonra buradan lümenden lenfoid hücrelere doğru taşıyacak. Burada neler var? Makrofaj var, dendritik sel var, T lenfositler var, B lenfositler var. Burada Peyer plağı dediğimiz yapı var arkadaşlar. Burada lenfoid folikül bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız M hücresi. Panne hücresi nedir? Bu bağırsağın polisidir arkadaşlar. Antimikrobiyal peptitleri üretir. Alfa defensin, lizozim gibi. G hücresi gastrin salgılar. D hücresi somatostatin salgılar. Goblette zaten bildiğiniz mukusu salgılayacak. Peyer plağı ile M hücresi arasındaki ilişkiye dikkat. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri GQ kenetli reseptörler üzerinden hidroklorik asit salınımını artırır? Arkadaşlar, asetilkolin ve gastrin GQ kenetli olan reseptörleriyle hidroklorik asit salgısını artırır. Histamin de artırır ama bunu GS üzerinden meydana getirir arkadaşlar. H2 reseptörüyle somatostatin de zaten inhibitör bir nörotransmitter olduğu için inhibisyona neden olur. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Biraz daha ayrıntıya girersek, asetilkolin ve gastrin GQ üzerinden hidroklorik asit salgısını artırır. Histamin GS üzerinden siklik AMP'yi artırır ve hidroklorik asit salgısını artırır. Somatostatin ve prostaglandin E2 de GI üzerinden inhibisyon yapar. Siklik AMP'yi azaltır ve asit salgısını azaltır. Dikkat! Karaciğerdeki oval hücreler nerede bulunur? Arkadaşlar, karaciğer rejenerasyon kabiliyeti en yüksek organlardan biridir. Bunu da oval hücreleri borçludur. Peki bu hücreler nerede bulunur? Arkadaşlar, disi aralığı hepatosit bazal laminasıyla sinüzoid bazal laminası arasındaki boşluktur. Herring kanalı ise safra kanalikülleriyle safra duktuslarını birbirine bağlayan kanaldır. İşte hepatik kök hücreler, yani oval hücreler Herring kanalında bulunur. Dikkat! Mol aralığına geldiğimizde lobül periferinde portal alan çevresinde bulunan interstisyel bir alandır arkadaşlar. Hatta buraya periportal boşluk da denir. Disi aralığının bir anlamda devamı şeklindedir. Safra kanalikülleri ise portal triadın bir parçasıdır. Sinüzoidin duvarında pencereli endotel ve Kupffer hücresi bulunur. Kupffer hücresi disi aralığına dahil değildir. O halde oval hücreler Herring kanalının etrafında bulunan hepatik kök hücrelerdir. Evet, yeni bir soru. Yukarıda verilenlerden hangisi kolesistokininin etkisiyle artar? Pankreatik bikarbonat salgısını kolesistokinini artırır. Ama asıl etkisi pankreatik enzim salgısını artırır. Ama arkadaşlar, mide boşalmasını hızlandırmaz, tam tersine mide boşalmasını yavaşlatır. Çünkü artık besin duodenumda. Burada o besinin enzimlerle hemhal olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Bu noktada da kolesistokin ne yapacak? Mide boşalmasını yavaşlatacak. Dolayısıyla özellikle yağların sindirimi için safra kesesini kasar, mide boşalmasını durdurur. Ot disfinkterinde kolesistokini gevşetir arkadaşlar. Böylece safranın duodenuma ulaşmasını, pankreastan hem bikarbonat hem de enzim salgısını artırarak sindirimin daha efektif hale gelmesine zemin hazırlar. Dolayısıyla cevap 1 ve 2. Pekala, sentrosiner hücreler hangi organa özgüdür? Arkadaşlar, parotis ile pankreas ikisi de P ile başlıyor. Dikkat! Birbirine çok benzer, ikisi de saf serös salgı yapar. Ama tükürük bezlerinde çizgili duktus bulunurken pankreasta sentroasiner hücreler bulunur. Burası önemli. Serös asinüs içinde işte burada bulunan interkale duktus hücrelerine sentroasiner hücre denir. Bu hücreler interkale duktusun asinüs içerisine doğru sanki uzantısı gibi gözükür ve pankreasa spesifiktir. Devam edelim. Hangisinin reseptörü sitoplazmik olup guanilat siklaz siklik GMP ikinci haberci yol ağını kullanır? Guanilat siklaz yol ağını kim kullanıyordu? ANP, BNP, CNP yani natriuretik peptitler, nitrik oksit, prostaglandin efika alfa ve üredilatin arkadaşlar, hatırlayın. Ama bize sitoplazmik olup siklik GMP'yi kullanan soruluyor. Sitoplazmik deyince ne oldu? İş değişti. Çünkü peptit yapılı hormonlar sitoplazmadaki reseptörüne bağlanamaz. Neden? Membranı geçemez. Dolayısıyla ANP, BNP'nin üstünü çiz. Bu durumda geriye ne kaldı? Nitrik oksit. Kendisi gaz olduğu için membranlardan kolayca geçer, liposoluble olması nedeniyle, ve sitoplazmatik reseptörüne bağlanır. Böylece protein kinaz G üzerinden proteinlerin fosforilasyonuyla etkisini ortaya koyar arkadaşlar. Asetilkolin ve norepinefrinde zaten G protein kenetli reseptörler üzerinden etkisini gösterir. Peki diğer soru, hem GS hem GQ üzerinden etki gösterebilen hormon hangisidir? Arkadaşlar, bunun cevabı glukagon. Glukagon
genelde GS'yi kullanır. Karaciğerde de GQ üzerinden etkisini gösterir arkadaşlar. GS ile siklik AMP artışı meydana gelir. GQ üzerinden de fosfolipaz CYP3 DAK yolağını kullanmış olur. Dolayısıyla cevabımız glukagon. Bu soruda aynı ekranda diğer hormonlara da değinmek istedim. Somatostatin genel inhibitör, dolayısıyla GE üzerinden etkisini gösterir. Growth hormon, eritropoietin, prolaktin, sitokinler JAK-STAT yolunu kullanıyordu. Hatırlayın arkadaşlar, JAK-STAT. İnsülin, tirozin kinazı kullanır. Birçok growth faktörle birlikte insülin, tirozin kinaz yolağını kullanır. Aldosteron zaten G proteinine ihtiyacı yok çünkü kendisi steroid yapılı bir hormon, tıpkı progesteron, kortizol gibi ve reseptör sitoplazmada yer alır. Aktivin, inhibin, TGF, beta ailesi, antimilleryen hormon, serintironin kinazı kullanır. Progesterona geldiğimizde progesteronda şöyle bir durum var. Organdan organa aslında değişiklik gösteriyor arkadaşlar progesteron. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. Kadın genital sistem organlarında reseptörü çekirdekte yer alır. Hipofizli pankreas asiner hücresinde reseptörü hem çekirdekte hem de sitozolde yer alır. Diğer birçok organda da arkadaşlar progesteronun reseptörü sitoplazmiktir, dikkat. Sonuçta progesteronla ilgili soru gelirse organına göre reseptörü değişkenlik gösterir. Ama glukagon genel olarak GS'yi kullanırken karaciğerde GQ üzerinden etkisini gösterir. Hipofiz bezinin asidofilik boyanan hücrelerinden salgılanan hormon hangisidir? Arkadaşlar, hipofizde histolojik olarak iki tip hücre var. 1. Kromofiller. 2. Kromofoplar. Kromofoplar en fazla bulunan hücre tipidir arkadaşlar, sayıca. Bunlar asidofilik veya bazofilik boyanamadığı için kromofob ismini alır. Kromofiller de ikiye ayrılır. Asidofiller, bazofiller. Asidofiller aktif olarak en fazla bulunan fonksiyonel hücre tipidir arkadaşlar. Asidofil boyanan hücreler de iki tip hücre içerir. Somatotroplar, mammotroplar. Somatotroplar ne sentezleyecek? Growth hormon. Mammotroplar ya da diğer ismiyle laktotroplar prolaktin üretecek arkadaşlar, dikkat. İşte asidofil boyanan bu hücrelerin ürünleri yani growth hormon ve prolaktin JAK-STAT yolunu kullanır, dikkat. Hemen buraya yazıyoruz. Bazofiller de en az sayıda bulunan hücre tipidir. Kortikotroplar, gonadotroplar, tirotroplar olarak 3'e ayrılır. Bu hücrelerin ürünleri de G protein kinetli reseptörler üzerinden etkisini gösterirler. Buna göre hipofiz bezinin asidofilik boyanan hücrelerinden salgılanan hormon hangisidir? Ya growth hormon ya da prolaktindir. Doğru cevabımız Denizli. Soruda eğer bize sayıca en çok olan hücre tipini sorarsa kromofoblar, en fazla bulunan fonksiyonel hücre tipi sorulursa asidofillerdir arkadaşlar. Hatta asidofillerden de somatotroplar daha fazla miktarda bulunur, dikkat. Devam edelim. Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangileri tiroid hormonlarının etkilerinden değildir? Arkadaşlar, tiroid hormonları taşikardi yapar. Neden? Çünkü kalbin benzini gibidirler. Eğer artarsa taşikardi meydana gelir. Plazma trigliserit miktarında azalma kesinlikle, çünkü lipolizi indüklerleri arkadaşlar. Amaç ne? Metabolizma hızını artırmak. Dolayısıyla serbest yağ asidi ve gliserol artışına neden olurlar. GIS motilitesinde artışa neden olur mu? Kesinlikle. Hatta hatırlayın, hipotiroidinin klasik bulgusu nedir? Kabızlık. Dolayısıyla hipertiroidi de GIS motilitesi artar. Nabız basıncında azalma olur mu? Tam tersine artma olur arkadaşlar. Taşikardi meydana gelirse nabız basıncında da artış beklenir. Biraz daha açacak olursak, arteriyel basınç neye eşittir? Debi çarpı periferik direnç. Debi neye eşit arkadaşlar? Kalp hızı çarpı atım hacmi. Dolayısıyla hız, hacim, direnç. Bunların hepsinin çarpımı bize neyi verecek? Arteriyel basıncı. Nabız basıncına geldiğimizde nabız basıncı nedir? Sistol eksi diastoldür. Dolayısıyla sistolik basınç aslında periferik direnç ve debiye bağlıdır arkadaşlar. Diastolik basınç da daha çok periferik dirence bağlıdır. İşte hipertiroidide metabolizma hızlanır. Buna bağlı olarak vücut ısısı artar. Bu da vazodilatasyonu meydana getirir. Dolayısıyla periferik direnç azalır. Sonuçta sistolik basınç artarken diastolik basınç azalır. Bu da nabız basıncında azalma değil, tam tersine artışa neden olur. Bu durumda cevabımız yalnız 4'tür arkadaşlar. Evet, devam edelim. Growth hormon sentezini aşağıdakilerden hangisi uyarmaz? Arkadaşlar, growth hormonla insülinin etkilerini ters düşüneceğiz. Dolayısıyla hiperglisemide insülin artar, hipoglisemide growth hormon artar. Uyku yine burada çok önemli. Derin uyku, non-REM derin uyku growth hormonu artırırken uyusun da büyüsün ninni, REM uykusu, yüzeyel uyku growth hormonu azaltır. Kalitesiz uyku growth hormonu azaltır, dikkat.
Açlık, egzersiz, akut stres growth hormonu artırır ama kronik stres, kortizol growth hormonu azaltır, baskılar. Growth hormon, releasing hormon zaten primer stimülan arkadaşlar. Aynı zamanda GIST'ten salgılanan grelin de growth hormonu artırır. GH'ya dikkat. Yaşlanmada da tam tersine growth hormon azalır. Evet, bir trafik kazası sonrasında gelen hastanın yapılan incelemesinde hipotalamo hipofizer aksının hasar aldığı görülüyor. Bu hastada aşağıdaki hormonlardan hangisinin düzeyinin azalması beklenmez. Arkadaşlar, hipotalamus hormonları trafik hormonlardır. Kim uyarır? Hipofizi uyarır. Ama bir tane istisnamız var. Nedir o? Dopamin. Namı diğer prolaktin inhibiting hormon. Dolayısıyla dopamin ne yapar? Gider prolaktini baskılar. İşte vakada olduğu gibi eğer hipotalamo hipofizer aksta bir sorun meydana gelirse dopamin salgısı azalır, baskılanır, ortadan kalkar. Hipofiz üzerindeki bu inhibisyon ortadan kalktığı için prolaktin salgısı artmış olur. Yani dopamin gidip laktotrop hücreleri inhibe edemez ve bu hücreler ne yapar? Prolaktin sentezini artırır. O halde prolaktin düzeyi azalmaz, tam tersine artar. Dolayısıyla cevabımız prolaktin. Evet, aşağıdakilerden hangisi vücut yağ kitlesinde azalmaya verilen yanıtlardan biri değildir? Ne olmuş arkadaşlar bu kişiye? Zayıflamış, yani iştahsız kalmış. Bu nedenle hastada iştahı artıranlar artar, azaltanlar ise azalır. Ne demek bu? Oreksijenikler artar, anoreksijenikler azalır. Buna göre neuropeptit diye artar mı? Tabii ki artar. Alfa MSH azalır. Kokain amfetamin ilişkili peptit yine azalır arkadaşlar. AGRP'ye ne olur? Bunun artması lazım. Çünkü bu oreksijeniktir. Dolayısıyla AGRP azalmaz, tam tersine artar. Leptine ne olur arkadaşlar? Leptin azalır. Grelin de tam tersine artar. Leptinle grelin birbirinin kardeşi hormonlar ama ters istikamette kardeş hormonlar. Leptin ve grelin her zaman potansiyel soru arkadaşlar. Nerede, ne zaman, ne yapıyorlar? İyi bilmemiz lazım. Bu soru için cevabımız Denizli. Diğer soru. Kanda glikoz miktarı artışı pankreasta Langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinin insülin salınımını artırır. Beta hücrelerinde bu esnada hangi membran bileşeni inhibe olur? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Hiperglisemi meydana geldiğinde glikoz GLUT2 ile beta hücresine alınır ve glikolize maruz bırakılır. Dolayısıyla glikoliz sonunda ATP artar, ADP azalır. Bu ATP-ADP oranının değişmesi ATP duyarlı potasyum kanalının kapanmasına neden olur arkadaşlar. Neden? Çünkü bu kanal bir aslında ligand kapılı kanaldır. Bunun ligandı da ADP'dir. İşte glikolizle ATP miktarının artması ADP'yi azaltır. Azalan ADP bu kapının indirekt olarak kapanmasına neden olur. Bu kapının kapanması hücreyi depolarize eder. Depolarizasyon sonucunda voltaj kapılı kalsiyum kanalı açılır. İntraselüler kalsiyum miktarı böylece artar. Arttıktan sonra hücre içinde kalsiyum artışı veziküllerin egzositozu anlamına gelir arkadaşlar. Böylece insülin dolu veziküller egzositoza uğrar. İnsülin bu şekilde kana verilmiş olur. Dolayısıyla kanla glikoz artışı meydana gelince ATP duyarlı potasyum kanalı inhibe olur. Çünkü bu bir ligand kapılı kanaldır. Bunun ligandı ADP'dir. ADP ATP'ye dönüştüğü için ligand miktarı azalır ve kapı kapanır. Kapı inhibe olur, kapanır. Evet, MSS ile devam edelim. Medulla spinalis gri cevheri nöral tüpün hangi tabakasından köken alır? Medulla spinalis tabii ki nöral tüpten köken alacak arkadaşlar. Nöral tüpün en dış tabakası marjinal tabakası. İç kısmında da manto tabakası var. İşte bu dış kısımdaki marjinal tabaka beyaz cevheri meydana getirirken manto tabakası da gri cevheri oluşturacak. Dolayısıyla cevabımız manto tabakası. Manto tabakası ikiye ayrılır. 1. Dorsalde alar plak, ventralde bazal plak. Dorsaldeki alar plaktan ne geçecek arkadaşlar? Afferent, spinal ve kraniyal nöronlar geçecek. Yani duyu kısmı dorsalden geçecek. Dorsalar plakta duyu. Dorsalin D'si duyunun D'sine dikkat. Ventraldeki bazal plaktan da efferent spinal sinirler gelişecek. Buradan da motor kısım geçecek. Taban ve taban plağında sinirler çapraz geçiş yapar arkadaşlar. Bir de şurada ara boynuz var arkadaşlar. Ara boynuz. Buradan da otonom sinir sisteminin sempatik nöronları gelişir. Evet. Sempatik sinir sistemiyle uyarılmasına rağmen postsinaptik nörotransmitteri asetilkolin olan organ neresidir?
Arkadaşlar, ekrin ter bezleri sempatik kolinerjik sistemle uyarılır. Nörotransmitteri asetilkolindir, reseptörü kolinerjik M3 ve nitrik oksit aracılığı uyarılma gerçekleşir. Apokrin ter bezlerine baktığımızda da bunlar sempatik adrenerjik uyarıyla innerve olurlar. Nörotransmitteri norepinefrindir, reseptörleri de adrenerjik reseptörlerdir. Dolayısıyla sempatik sinir sistemiyle uyarılmasına rağmen postsinaptik nörotransmitteri asetilkolin olan organ ekrin ter bezleridir. Bununla birlikte sempatik olmasına rağmen kolinerjik postganglionik liflere sahip olan 3 noktamız var. 1. Ekrin ter bezleri. Doğru cevabımız 2. Piloerektör kaslar. 3. İskelet kasının bazı damarları yine sempatik olmasına rağmen kolinerjik innervasyonu alır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet. Hangisi postsinaptik klor kanallarını etkilemenin yanı sıra NMDA reseptörü üzerine de etki eder? Arkadaşlar, glisin A reseptörü üzerinden postsinaptik klor kanalını etkiler. Hatta klor girişini artırır. Böylece inhibitör bir etki ortaya çıkarır. Glisin B de NMDA'nın koreseptörüdür. Bunun üzerinde bir bağlanma noktası vardır. Glisin B bu bağlanma noktasına bağlanmadan, yani glisin B oraya dokunmadan NMDA açılmaz. Yani NMDA reseptör aktivitesi için ortamda glisinin bulunması şarttır. Bu durumda cevabımız E seçeneği. Evet, devam edelim. MSS'de analjezik, periferik dokuda aljezik etkili nörotransmitter hangisidir? Arkadaşlar, nükleus rafe magnus'ta serotoninerjik nöronlar bulunur. Periakaduktal gri maddede bunlar ne yapar? Enkefalin salgılar ve bu nükleusların uyarılmasını sağlamış olur. Bu nükleuslarda işte uyarılınca ne açığa çıkacak? Serotonin açığa çıkar, dikkat. Dolayısıyla serotonin de spinal ağrı yollarında, yani periakaduktal gri maddede inhibitör etkili bir nörotransmitterdir. Analjeziye neden olur, ağrının MSS'ye iletimini blok eder. İşin perifer kısmına geldiğimizde, periferde doku hasarı meydana geldiğinde özellikle trombositlerden yine serotonin açığa çıkar arkadaşlar. Lokal olarak o dokuda enflamatuar sürece serotonin de katkı sağlar. Buradaki önemli etkisinden biri de ağrının oluşumunun sağlanmasıdır. Dolayısıyla periferik dokuda da aljeziye neden olur serotonin. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Enkefalin, beta endorfin ve noradrenalin de aynı zamanda MSS'de analjezik etkili nörotransmitterlerdir. Devam edelim. Aşağıdaki serebellar korteks hücrelerinden hangisinde salgılanan nörotransmitter diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, serebellar kortekste 5 tane hücremiz var. 1. Purkinje hücresi, baba hücremiz. Ne yapar? GABA salgılar, inhibisyona neden olur. 2. Granül hücresi, glutamat salgılar. Serebellar eksitatör olan tek hücredir arkadaşlar. Cevabımız granül hücresi. Granülün GL'si, glutamatın GL'sine dikkat. Sepet ve yıldız hücre, yine GABAerjik hücrelerdir. Golgi hücresi, yine GABA salgılar, dikkat. O halde glutamatla eksitasyon yapan tek serebellar hücre hangisidir? Granül hücresidir. Evet, NaNNM2'de oluşan uyku iyicikleri EEG'de hangi dalga hakimiyetinde gözlenir? Arkadaşlar, sırasıyla B, A, T, S ve D. İşte bunlar EEG dalgalarımız. Beta dalgası, uyanık dikkatli dönemdeki hakim dalga. Alfa dalgası, gözler kapalı sakin durumdayken hakim olan dalga. Teta dalgası, yüzeyli uyku NaNRM1'de hakim olan dalga. Sigma dalgası NaNRM2 için spesifiktir arkadaşlar, karakteristiktir. Doğru cevabımız D seçeneği. Aynı zamanda NaNRM2'de K kompleksi ve uyku iyicikleri de görülür. Potansiyel soru bizde çıkmazsa küçük stajlar sorar arkadaşlar. Son dalgamız delta dalgası. Bu da NaNRM3'de derin uykuda hakim olan dalgadır. Ne yaptık? BATSD, BATSD yazdık. Yukarıdan aşağı son 3'ü zaten NaNRM1-2-3. NaNRM2'de sigma dalgası uyku iyiciği K kompleksi. Beta dalgası her zaman şu anda beni dinlerken hakim olan dalga. Alfa dalgası da gözler kapalıyken sakin ortamda hakim olan dalgadır. Beyin gelişiminde medulla oblongata'nın kaynaklandığı sekonder vezikül aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, primer veziküller, sekonder veziküller ve oluşturduğu yapılar. Şimdi buna göre telensefalondan serebral hemisferler gelişir. Diensefalondan talamus ve talamusla ilişkili yapılar meydana gelir. Mezensefalon direkt olarak orta beyni meydana getirir arkadaşlar. Adı üstünde mezensefalon. Metensefalondan pons ve cerebellum, mielensefalondan da medulla oblongata gelişecek. Dolayısıyla medulla nereden gelişiyor? Mielensefalondan.
Devam ediyoruz. Yukarıda verilen hipotalamik bölgelerin görevleri hangi seçenekte doğru olarak eşlenmiştir? Arkadaşlar, posterior hipotalamus sempatik alanı içinde barındırır. Mamiller cisim beslenme refleksiyle ilişkilidir. Memeden aklınızda kalsın arkadaşlar. Lateral hipotalamik alan acıkma ve susama merkezidir. Posteriorda sempatik alan vardı ya, işte anteriorda da parasempatik alan bulunur arkadaşlar. Ne dedik? Posterior sempatik, anterior parasempatik, mamiller cisim beslenme, lateralde susama ve acıkma. Lateralin L'si şuradaki zayıf arkadaşlar, zayıf insan gibi düşünün. Lateralin L'si acıkma merkezi. Bir de ventral var, ventromedial olarak da geçer. Ventral nükleuslar da böyle göbekli doymuş bir merkezdir arkadaşlar. Ventromedial nükleus da topluk merkezidir. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Evet. Periferik sinir sisteminde miyelin kılıflarının oluşması sırasında arada sıkışmış olan sitop plazma parçasına ne ad verilir? Arkadaşlar sırayla gidelim. Corpora aranesea. Bu epifiz kumu da denir arkadaşlar. Epifizdeki kalsiyum fosfat çökmesine bağlı oluşan yapılardır. Virchow-Robin boşlukları bu piyamaterle döşeli olan perivasküler alanlara verilen isimdir. Schmidt-Lanterman yarıkları, işte sorumuzun cevabı bu. Miyelin kılıfları oluşurken aradaki sıkışan sitoplazma parçacıkları bu yarıkları meydana getirir. Aschoff-Rokitansky sinüsleri, isme bak çok havalı, safra kesesindeki epitelyal invajinasyonlardır. Kohl-Exner cisimcikleri Overseer'a tanı koydurur, hatırlayın. Granuloza hücreli tümörde. Bir de corpora amelasea var. Bu nedir? Bu da prostat taşıdır arkadaşlar, ama bu fizyolojik prostat taşı. Prostatta kalsifiye olan yapılara da corpora amelasea ismi verilir. Pekala, retinadaki bipolar nöronlar aşağıdaki hücrelerden hangisi veya hangilerine ileti verir? Arkadaşlar hemen yazıyoruz. Basilin B'si, bipoların B'si, ganglionun G'si. Biri bizi gözetledi. Amaklinin A'sı, horizontalın H'si. Biri bizi gözetliyor A. Biri bizi gözetliyor A. İşte şu basil, şu bipolar, şu ganglion. Sonra amaklin, bu da horizontal hücreler, dikkat. Bize neyi sordu? Retinadaki bipolar nöronlar, yani şunlar, hangisi veya hangilerine ileti verir? Kime verecek arkadaşlar? Ya amaklin'e verecek ya da horizontala verecek. İşte bu kadar net. Geçtik. Ağrı oluşturacak kadar sıcağı ve soğuğu algılayabilen termoreseptörler sırasıyla hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar hemen TRP'ler ve algıladıkları sıcaklıklara bakıyoruz. Yine potansiyel soru. Sıcağı ve soğuğa duyarlı termoreseptörler sorgulanıyor. Şurası arkadaşlar TRP A1 ve M8 soğuğa duyarlı termoreseptörler. Bunlar vücut sıcaklığında aktif olan termoreseptörler. Bunlar da sıcağa duyarlı termoreseptörler. Buna göre sıcağı ve soğuğu algılayacak, ama bunlar o kadar fazla olacak ki ağrı meydana getirecek. Dolayısıyla TRP A1 17 derecenin altındaki sıcaklığı algılar. Dolayısıyla 17 derecenin altında uyarı oluşturan TRP A1 önce soğuğu algılar, sonra bu duyu ağrıya dönüşür. Aynı zamanda 43 derece üzerindeki sıcaklığı algılayan TRP V1 de bir süre sonra bunu ağrı duyusu olarak beyne gönderir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. İşte kış döneminde eldivensiz kar topu oynadığınızda bir süre sonra ellerinizde ağrının oluşmasına neden olan reseptör TRPA1'dir. Ya da Adana'ya gittiniz, kapsaisinli bol acılı Adana kebap yediniz. Önce ağzınızdan alev fışkırdı, sonra da diliniz adeta ağrımaya başladı. İşte bunun sebebi de TRPV1'dir arkadaşlar. İşte bu TRP'ler de geçici reseptör potansiyel kanallarıdır. Başka bir soru. Endolenf aşağıdakilerden hangisinden salgılanır? Arkadaşlar endolenf skala medyanın dışında stria vascularis denilen tabakadan sentezlenir. Potasyumu yüksektir, dikkat. Doğru cevabımız Edirne. Skala vestibülü ve skala timpanide de perilenf yer alır. Endolenf endolenfatik boşluğu doldurur. Perilenf perilenfatik boşluğu doldurur. Endolenf arkadaşlar intraselüler sıvıya benzer. Potasyumu yüksektir. Perilenf ekstraselüler sıvıya benzer, sodyum yüksektir. Perilenfi kim salgılar? Kemik labirentin periostu tarafından salgılanır. Burada arkadaşlar Reisner membranı skala medya ile skala vestibülün arasında bulunan membrandır. Baziler membran da bazalde yer alır. Skala medya ile skala timpaniyi birbirinden ayırır. Asıl önemli olan tektoriyel membran da Corti organının üzerini gördüğünüz gibi örter arkadaşlar. Bu durumda cevabımız E seçeneği. Dolayısıyla endolenf
citrea vascularis tarafından sentezlenir, salgılanır. Evet, başın vertikal yönde hareketini algılayan vestibüler sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar utriculus ve sacculus burada önemli. Başın lineer ivmelenmesini algılar. Utrikül horizontal yönde ivmelenmeyi algılarken sakkül vertikal yöndeki ivmelenmeyi algılar. Sakkülü asansörle kodluyoruz. Sakkülüs asansör. Sakkül asansör gibi yukarı aşağı ivmelenmeyi algılıyor. Utrikül ne yapıyor? Horizontal yatay ivmelenmeyi algılıyor. Yarım daireyi kanalları da açısal ivmelenmeyi algılar arkadaşlar. Açısal ivmelenmeyi de yarım daire kanalları algılıyor. Yetişkin bir kadın ovaryumunda histolojik olarak hangisi bulunmaz? Teka interna ve teka externa tabii ki bulunur. Ama oogonyum bulunur mu? Bulunmaz arkadaşlar. Zaten bulunsa primer oosit bulunur. Dikkat! Peki oogonyum kimde bulunur? Yetişkinde bulunmaz. Yeni doğanda bulunmaz. Nerede bulunur? Fetüste ilk 3-6 aya kadar oogonyumlar bulunabilir. Dikkat! Korpus luteum yine yetişkinde bulunur. Tunica albuginea zaten overin dış kısmını saran fibroz zardır arkadaşlar. Yeni doğandan itibaren Tunica albuginea da overlerde bulunur. Evet. Sertoli hücrelerinin görevleri yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir? Arkadaşlar Sertoli hücresi tek başına kan testis bariyerini yapar. Androjen bağlayıcı protein üretir ve lokal olarak testosteronun yüksek kalmasını sağlar. Testosteron üretmez arkadaşlar. Bu görevi kim yapar? Leydig hücresi yapar. Defalarca çıktı. Fagositoz görevi de vardır. Spermatidin sitoplazma artıklarını fagosite eder. Sonuç olarak geniz halde her şeyi Sertoli yapar ama bir şeyi Leydig yapar. O da testosteron üretimi. Evet, ovülasyondan primer sorumlu olan hormonu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ovülasyon olmadan önce LH ve FSH'da biraz yükselme meydana gelir. Ama bu süreçte inhibin B, FSH'nın birazcık daha geride kalmasını sağlar. LH daha ön plana geçer. Özellikle ovülasyondan hemen önce östrojenin ciddi şekilde yükselmesi pozitif feedback'te LH pikine neden olur. LH piki de ovülasyonu sağlar arkadaşlar. Devam edelim. Vajenle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, vajenin üst kısmı paramezonefrik kanaldan, alt kısmı ürogenital sinüsten köken alır. Doğru. Paramezonefrik kanal, over ve vajinanın distali haricindeki kadın iç genitalin kaynağıdır arkadaşlar. Bunu bu şekilde biliyoruz. Çok katlı yassı nankeratinize epitele sahiptir. Doğru. Islak yüzey epiteli genelde nankeratinize epitelle örtülüdür. Submukozasında bez yapısı yer almaz. Vajende gland bulunmaz. Peki vajinal akıntı nereden gelir? Servix'ten gelir arkadaşlar. Mukus servix'ten gelir, doğru. Venöz drenajı hipogastrik plexus'a doğrudur. Doğru arkadaşlar. Bu durumda yanlış olan C seçeneğidir. Evet, geldik embriyolojiye. Arkadaşlar uterusa ilk giren ve implantasyona uğrayan embriyojenik yapı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar öncelikle döllenme nerede meydana geldi? Tuvalın ampullasında. Oositli mayoz 2 tamamlandı. Bundan sonra zigot meydana geldi ve yarıklanmaya başladı. Her bir hücreye, bunların her birine blastomer denir. 2, 4, 8 hücre, daha sonra 12-32 hücrelik morula meydana gelir. Üçüncü günün sonu, dördüncü günün başı gibi morula uterusa ilk giren yapıdır arkadaşlar, dikkat. Yaklaşık 5. günde de morulanın iç kısmında bir sıvı birikir. Buna blastosöl denir arkadaşlar. Morula da artık blastula dönemine başlamıştır. Blastula dönemindeki yapıya da blastokist ismi verir. İşte blastokist de 6. günden sonra dışındaki zona pellucidayı kaybeder. Ve artık bu geç blastokisttir ve implantasyona hazırdır. Doğru cevap Ceyhan. Yukarıda verilenlerin hangisinin gelişiminde 2. ve 3. faringeal ark birlikte görev alır? 2. faringeal arktan ne gelişir? Stapes, stiloid çıkıntı, stilohiyoid ligament, hiyoid kemiğin üst yarısı ve minor hornu arkadaşlar. 3. faringeal arktan ne gelişir? Geriye kalan hiyoid kemiğin major hornusu ve alt yarısı da 3. faringeal arktan gelişir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir hiyoid kemiktir arkadaşlar. Tiroid kıkırdak daha alttan gelişecek arkadaşlar. Maxilla da 1. faringeal arktan köken alır. Maxilla, mandibula, mekel kıkırdağı, malleus ve incus 1. faringeal ark. Stapes'ten itibaren hiyoidin üst yarısı ve minor hornusu da 2. faringeal arktan gelişir.
Diğer soru. Aşağıdaki lenfoid organlardan hangisi endoderm kökenlidir? Arkadaşlar, lenfoid organlar genellikle mezenkimal kökenli, mezoderm kökenli ama iki istisna var. 1. Timus, 2. Tonsilla palatina. Timus 3. faringeal cepten gelişir. Tonsilla palatina da 2. faringeal cepten gelişir. Dolayısıyla bunlar endoderm kökenlidir arkadaşlar. Diğer lenfoid organlar mezoderm kökenlidir. Aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde ektoderm, mezoderm, endoderm beraber görev alır? Spot bilgi, cevap timpanik membran arkadaşlar. Mutlaka dikkat ediyoruz. Epitel dokusu da doku tipleri arasında üç germ yaprağından da kökeni alabilen bir dokudur arkadaşlar. Epitel doku çıkmıştı sorusu. Evet, nöral tüple ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Embriyolojik gelişimin 7-8. Haftalarında nöral tüp defekleri gelişebilir. Yanlış arkadaşlar. Nöral tüp defekti 3 ve 4. haftalarda gelişir. Çünkü nöral tüp gelişimi 3. haftanın başında başlar, 4'ün sonunda da biter. Anterior ve posterior nöroporlar yaklaşık 25 ve 28. günlerde kapanır. Kapanması beklenir. Kapanmazsa nöral tüp defekti gelişir. Ne zaman? 3 ve 4. haftalarda. Doğru cevabımız Adana. Kraniosinostozlar nöral tüp defekti değildir. Doğru arkadaşlar. Bunlar sütürlerin erken kapanma sorunudur. Nöral tüp amniyon boşluğuyla bağlantılıdır. Tabii ki evet, doğru. Nöral tüpün kraniyal kısmından beyin, kaudal kısmından da medulla spinalis geçecek arkadaşlar. Burası da doğru. Geçtik. Yukarıdaki yapılardan hangisi veya hangileri somitlerden gelişir? Epidermis yüzey ektodermi kökenliyken dermis ve deri altı bağ dokusu, bunların ikisi de mezoderm kökenlidir. Hatta mezodermin paraksiyel mezoderminden köken alırlar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Somitlerden ne gelişiyor sonuç olarak? Dermis, dermisin altındaki hipodermis bağ doku, kolumna vertebralis ve baş boyunundaki iskelet kasları somitlerden köken alır. Epidermis, ektoderm kökenli, dikkat. Yukarıda verilen nefron elektron mikroskopisinde sırasıyla bu işaretlerle ifade edilen yerler hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, şurası kapiller endoteli. Burada da bizim fenestralarımız var. Endotelden sonra glomerüler bazal membran. 3 katmandan oluşur. Lamina rara, lamina densa, lamina rara. Şurası endotele ait lamina rara. Burası lamina densa, yoğun. Zaten daha yoğun, daha koyu renkli gözüküyor elektron mikroskopisinde. Burası da podosite ait lamina rara. Şurası podosit hücresi. Hatta onun pedicelleri gibi de düşünülebilir. Bu podositler arasında ne var arkadaşlar? Filtrasyon yarığı var. Şuradaki şu boşluk, şu alan, şu yarık filtrasyon yarığı. İşte bu filtrasyon yarığının altındaki şu birazcık koyuluk var ya, işte bunlar slit diyafram olarak geçer, dikkat. Altını çiz. Doğru cevabımız E seçeneği. İşte burası kapiller endotelin fenestrası, penceresi. Burası da slit diyaframımız. İşte Bowman kapsülünün visceral tabaka elektron mikroskopisi bu şekilde. Evet, diğer soru. GFR ve renal plazma akımını ölçmede kullanılabilen maddeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, İnülin ve PAH, paraamino hipurik asit. Renal plazma akımının ölçümü için PAH veya diodorast kullanılır, dikkat. Spot olarak biliyoruz. İnülin'e gelince en ideal GFR markadır çünkü %100 filtrasyona uğrar. En ideal endojen madde hangisidir? Cevap sistatin C'dir arkadaşlar, ama biz en sık neyi kullanıyoruz? Kreatinini kullanıyoruz. Her ne kadar GFR'yi %20 daha fazla hesaplasa da. Geçelim. Yukarıda verilen özelliklere uyan iyonlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Hücre içinde en fazla bulunan katyon nedir arkadaşlar? Potasyum. Hücre içinde en fazla bulunan anyon nedir arkadaşlar? Fosfat. Hücre dışıyla hücre içi oranı en fazla olan iyon tabii ki kalsiyumdur arkadaşlar. Hücre dışında en fazla bulunan katyon nedir? Sodyumdur. Hücre dışında en fazla bulunan anyon nedir? Bu da klordur arkadaşlar. Buna göre hemen şıklara baktık. Potasyum, fosfat, kalsiyum, sodyum, klor. Doğru cevabımız Bursa. Diğer soru. Natriuretik peptitlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? ANP sağ atriyumdan, BNP sol atriyumdan salgılanır. Yanlış. BNP nereden? Ventrikül ve beyinden salgılanır arkadaşlar. ANP sodyum potasyum ATPaz pompasını inhibe eder. Doğru. Zaten bu pompanın inhibe edilmesiyle sodyum geri emilemez. Tübülde kalır ve suyun da atılmasına neden olur arkadaşlar. Amacımız da bu. Böbrekten su ve sodyum klorür atılımını artırır. Doğru. Afferent arteriyolde vazodilatasyon yapar. Özellikle ANP vazodilatasyona yol açar.
GFR'yi azaltır demiş. Azaltmaz arkadaşlar, artırmaya çalışır. Zaten hedef bu. Amaç ne? Natriürez. Natriürez yaparak hipervoleminin normal volemiye döndürülmesi. Dolayısıyla GFR'yi azaltmaz ama artırmaya çalışır. Doğru cevabımız B seçeneği. Pekala. Renal proksimal tübülün erken ve geç bölümlerinde glukoz reabsorpsiyonu yapan ve kapiller tarafa veren majör taşıyıcılar hangileridir? Arkadaşlar spot olarak bilmenizde fayda var. Erken proksimal 2-2, geç proksimal 1-1. Yani SGLT2 GLUT2, SGLT1 GLUT1. Çünkü SGLT2 yüksek kapasiteli, düşük afiniteli olduğu için proksimalde glukozun %90'ını geri emer. Dikkat! SGLT1 de glukozun %10'unu geri emiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar, 92 soruda 3 branşı özetlemeye çalıştık. Umarım herkes için faydalı olmuştur. 2024 Ağustos TUS'unda tüm arkadaşlara, tüm izleyicilerimize, tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.